Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi en çok konuşulan haftanın maçıydı ve Fenerbahçe 3-2'lik bir üstünlük sağladı bu karşılaşmada. Tabii ki pozisyonların hepsi çok çok tartışılıyor. Biz de Murat Fevzi Tanırlı ile birlikte masaya yatıracağız. Hoş geldin Murat Fevzi Tanırlı. Hoş bulduk. Şimdi nereden başlayayım? Konu çok. Bana biraz yardımcı olman lazım bu konu. Evet, konu çok. Karşılaşmanın başından itibaren şöyle özetlersek, öncelikle Trabzonspor'un bir iptal edilen, daha doğrusu gol değeri kazanmayan bir vuruşu var ki orada Oğuzhan Çakır erken düdük çaldığı için, yani pozisyon bitmediği için düdüğünü çaldığında bir, yani gol mü değil mi, far mı, vara gidelim mi gibi şeyler söz konusu olamadı. İlk tartışma buradan çıktı. Ardından penaltılar var. Trabzonspor'a verilen ilk penaltı vuruşu. Okay Yokuşlu'nun topa vurduğu anda topun dışarı çıkmış olması ve bir temas var mı yok mu, orada vara gidildi. Vardan penaltı kararı çıktı. Daha önce aslında hangi karşılaşmadaydı? Aynı pozisyon, benzer bir şey Fenerbahçe mücadelesi galiba, hatırlıyor musun? Cem Dizdar abi gibi konuşturma beni. Nasıl hiçbir yani? Pozisyon birbirine benzemez diyor, biliyorsun. Evet, doğru, belki de öyle demek lazım. Çünkü evet, hep birbirine benzetilerek bir çıkarımda bulunuyoruz ya. Hani ne karar deniyordu ona hukukta? Emsal karar diyorsun. Emsal karar gibi davranıyoruz ama çok da emsal olmuyor aslında futbolda, evet, gerçekten. Bilmiyorum hakem kitapçığında nasıl yazıyor ama. Şimdi o karar var. Ardından üçüncü penaltı var. İkinci penaltı var. İkinci penaltının penaltı olduğu konusunda hemfikir herkes. Kamuoyu hemfikir oldu en azından. Aksini düşünen vardır belki. Jose Mourinho'nun söylediği Osay Samuel'in bir pozisyonu var. Mendy ile galiba. Evet. Mendy ile birlikte. Kırmızı kart verilmedi dediği. Kırmızı kart verilmedi dediği. Sarı kart çıktı o pozisyona. Onun dışında genel olarak maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın maçı yönetemediği, maçı VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönettiği, onun da tam olarak doğru kararları veremediği bir karşılaşma olduğu fikri hem Trabzonspor cephesinde hem Fenerbahçe cephesinde sabit olarak maçın sonuna yansıdı. Evet. Sen nasıl değerlendirdin? Sıralamayı değiştirip önce hakemlerden başlayalım dedin. Sen de doğal olarak tabii ki. Çünkü sen bana bıraktın, ben de oradan başladım. Ben de oradan girdim dedin. Bence bütün kararların hepsinin, yani şöyle, saha içi ve saha dışı konuşmamız lazım. Trabzonspor Fenerbahçe maçını aslında bizim ülkedeki futbol iklimimizde özetleyen bir maç yaşadık. Her şeyiyle. Maç içi, maç öncesi, devre arası ve sonrası ve maçın sonunda yaşananlar bizim aslında 30 senedir içinde dönüp durduğumuz kısır döngünün net anlatıldığı bir karşılaşma oldu. Ne demek istiyorum? Bence maçın bütün kararların hepsinin kırılma noktası Okay'ın golünün iptaliydi. Hı hı. Şöyle bir iddiada bulunabilirim. O gol herhangi bir şekilde hatalı bir gol iptali olmasaydı, ilk yarıda Trabzonspor'un gol iptal edilmeseydi, hı hı, İkinci yarıdaki o iki pozisyonda Atilla Karaoğlan çağırmazdı bence hakemi. Hı. İki penaltıya da davet etmezdi. Bence davet etmezdi. İlk yarıda Trabzonspor'un golü iptal edilmeseydi, Atilla Karaoğlan ikinci yarıda Fenerbahçe'nin aleyhine gerçekleşen o iki pozisyonda da VAR müdahalesi açısından söylüyorum, hakemi davet etmezdi. İFAB protokolüne yakın bir değerlendirme yapardı. İFAB protokolüne bu sezon çok yaklaşamıyoruz genel standartlarına ama bence Atilla Karaoğlan seviyesinde bir hakem o iki pozisyona da müdahale etmezdi. Niye böyle diyorum? Çünkü 26 yaşında gencecik bir çocuğu Trabzonspor Fenerbahçe maçına verdi merkez hakem kurdu. Bunda bir mahalle baskısı. Aman genç hakem verelim. Buna önümüzdeki hafta milli arada daha detaylı işleyeceğiz. Neyini işleyeceğiz? Avrupa'nın 5 büyük ligiyle Süper Lig'deki hakemlerin yaş dağılımlarını paylaşacağız izleyicilerimizle. Biz de eski hakemler tabiri kullanmaktan gerçekten nefret ediyorum. O yüzden kullanmayacağım.
bütün kulüplerimiz telaffuz ediyor ya çok rahatlıkla. Hakemlerimizin o uzun süredir görev yapan diye tanımladıkları hakemlere bir sıfat koyuyorlar biliyorsun. Zaten bizim şu an kadromuzda Volkan Bayarslan görev almıyor. 46 yaşında görev almıyor. Trabzonspor Bodrum maçı mıydı? Ondan dolayı görev verilmiyor. Hı hı. Serper Barış Seka var 41. Onun dışındakilerin hepsi zaten 40'ın altında. 36, 37, 38, 26. Zaten hepsi genç kadronun. 2018-19'dan bu yana kadro tamamen değişti. 2018-19 sezonunda olan hakemlerden 6 tanesi var sadece şu an Süper Lig'de. Yani o tabir edilen o sıfata maruz kalan hakem listemiz aslında yok. Hepi topu tecrübeleri çoğunun 5-6 yıl. Çok genç, tecrübesiz bir kadro var genel itibariyle. Evet. FIFA'lar dahil buna. Avrupa'da nasıl peki tablo? Bunları tam onu soracaktım. Yani yaş ortalaması Avrupa'da yüksek şu anda. En genç biziz şu anda. Çünkü yukarıdakilerin yani, hepsini doğradılar. 46 yaş sanki biraz fazla gibi geldi bana. Bizde hani 47'ye kadar sürüyor ya şu anda hakemlik. 47'ye kadar Fırat Aydınus'la uzattılar. Hocam bir sene daha kal ihtiyacımız var diye bir esnetildi biliyorsun. Var'da 49'a kadar. Bizde zaten kadro genç. FIFA'lar da genç bizde aslında. Yok edilen FIFA'lar da gençti. Abdülkadir 41'di. Hadi onu 40 üstü sayalım yok edilenlerden. Bahattin zaten 37 ya da 38 olacak galiba. Bahattin Şimşek. Hı hı. Şimdi zaten kadronun geneli genç. Geneli şu tecrübesiz. Soracağım Avrupa'da kaç yaşına kadar? Avrupa'da 40 üstü oranı 46 oranı 40 yaş altı oranından daha yüksek. Hı. Okay, bu bizde kıyaslarsak bizde tamamen 40 yaş altında hakemler var şu an kadroda. Hı hı. Ve bu kadroda biz gittik. Bütün işte aman genç hakem yönetsin, aman bizim ona eskiler yönetmesin diye 26 yaşında bir hakemi Trabzonspor, Fenerbahçe gibi son yılların en çok tartışılan, en kritik maçlarına gebe olan bir 90 dakikasına atadılar. Ve ben bunu maç öncesinde Hürriyet'teki yazımda da paylaştım. Büyük risk diye. Büyük risk şundan dolayı büyük risk. Mucize oldu, çok iyi yönetti. Eyvallah. Ama mucize olmayıp da 26 yaşında bir çocuğun, hadi eski standartlara dönelim, 45 yaşında bittiğini düşünelim hakemlik. Hı hı. 19 sene daha Fenerbahçe ya da Trabzonspor camialarından herhangi birinin hedefi olması mümkün mü sence Türkiye'de? İmkansız. Bunu somut örnek hemen. 2021 yılı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı. Hakem Ali Şansalan. Şu anda bana sorarsan Türkiye'deki top 3'ün içinde bence performans olarak, yetenek olarak. İngilizce öğrenemediği için FIFA olamadı sadece. 2021'deki Trabzonspor-Fenerbahçe maçından bu yana Fenerbahçe maçlarına verilmiyor. Ali Şansalan gibi bir hakem. Tecrübeli dediğimiz, iyi dediğimiz. Ya bu çocuk, daha çocuk diyorum kusura bakmasın. Gerçekten hakemlik şeyi anlamında 26 yaşında ya. Bu çocuk daha yeni geldi Süper Lig'e. Tabii. Sizin bu çocuğu bu hale düşürmeye hakkınız yok. Burada MHK fantezisi var. MHK'nin kulüplerin baskısında kalıp güdümünde kalmasının etkisi var. Sorumsuzluk var ne yazık ki. Yani bu çocuğu buraya atmaya kimsenin hakkı yok bu yaşında, bu tecrübesizlikte. Ve karşılığında çocuğun şu anda geldiği durumu görüyoruz. Yani Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamada maç öncesinde çok güvendiğimiz bir hakem. Yani Merkez Hakem Kurulu'nun çok güvendiği bir hakem diye ilk açıklama yapıldığında. Şöyle söyleyelim, çok güvendiğiniz bir hakemin o zaman şöyle bakmanız lazım. Bu sezon 6 tane maç yönetmişti. Hı hı. 6 maçtaki performansı çok etkileyici olur. Dersiniz ki ya hadi aslanım 6 maçı da mükemmel getirdin. Bu maçta taçlandır, Türkiye'ye göster kendini. Genç bir çocuk geldi, çatır çatır Trabzon'da maç yönetti. Trabzon Fener gibi çok kritik bir maçı yönetti dedi koçum dersin. Öyle bir performans da yoktu. Galatasaray Kasımpaşa... Evet onu ben de hatırlatacaktım kötü performans. Size. İki tane. Birçok insan hatırlamıyor bu arada. Evet hatırlamıyor. Galatasaray Kasımpaşa maçını yönetti. Evet Galatasaray Kasımpaşa. Ve orada Okan Burun ceza aldığı o cümleleri sarf ettiği hakemdi kendisi. Evet. Yani Okan Burun o yüzden PFDK'ya sevk edildi. Hatta maç cezası alır mı diye beklendi. Söylediği şeyler yüzünden. Ama sonra para cezası 117 bin TL para cezası aldı Okan Buruk. Orada
sarf ettiği cümleleri zaten biliyoruz işte. Tabii tabii. Genel maç içindeki performansı vasattı. Var müdahalesi yani belki oldu. Belki bir daha Galatasaray maçı da yönetemeyecektir herhalde. Bir süre yönetemeyecek. Gerçi hani vereceğiz diyorlar ama işte dediğim gibi en çarpıcı örnek bu işte. Bu statta maç yönetemezsin cümlesini kurmuştu evet. Çünkü. O cümleyi kurmuştu. Ondan önceki maçlarında genel olarak kart hataları, disiplin hataları, faul hataları, evet. Faul tespit hataları vardı. Ve gelinen noktada böyle bir sahneye çıkmasına ne yazık ki el birliğiyle federasyon ve merkez hakem kurulu olarak izin verdiler. Sonuçta yaşanan tabloda ne oldu? İşte maçın içindeki genel faul kararları, kart kararları hepsini bir tarafa koyuyorum. 37. dakikada VAR'ın olduğunu unutarak bir, VAR melekesi bir hakemin VAR'la birlikte maç yönetme melekesini hala bazı hakemlerin, genç hakemlerin de tam kavrayamamış olması. Ya pozisyon bitsin, yardımcılara bile kızıyoruz biliyorsun. Ya ne kadar bariz offside. Neyi bekliyorsun daha aşağı kadar gidiyorsun? Neme lazım diye hani çok barizleri çıkarıyorum. Birçok pozisyonda da o cümle kuruluyor. Evet. Neden bekliyorsun? Neden bekliyorsun? Çünkü çok barizlerde kullanılmasını evet. istiyorlar. Hemen kaldır istiyorlar. Onlara bile kızarken öyle bir hata oldu ki. Bir, VAR'ı beklememesi ayrı. İkincisi top oyuna girmemişti zaten. Fenerbahçeli savunma oyuncusu Mert yere düştüğünde o karşılıklı itme çekme yapıldığında ki bence zaten foul yok ama top oyunda olsa bile foul değildi ama oraya bile gelmemize gerek yok. Korner kullanılmamışken o mücadele bitmişti orada. Yani golün olmasını engelleyici hiçbir hareket yokken böyle bir gol iptal edince o yüzden kırılma noktası diyorum ben. İlk yarı devre arasına girildi. Trabzonspor'un buz gibi golü denen kavramla söyleyeyim buz gibi golü iptal edilince hakemlerde de doğal olarak ikinci perdeye farklı bir bakış oldu. Bunu bu tarafı da yine demin çizdiğim büyük tablonun bir başka yansıması. Bu büyük tablo nedir hakemlerde şu anda? Bir büyük takım korkusu. Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray. Büyük maç yönetme. Büyük maç yönetme, büyük takımların hedefinde kalma korkusu. Bu ne demek? Hakemliğinizin sekteye uğraması demek. Başka somut örnek. Pandemi zamanı seyirci yok diye... Yine Oğuzhan gibi yeni yeni peydahlanan, iyi maçlar yönetmeye başlayan Tugay Kağan Numanoğlu Fenerbahçe Beşiktaş derbisine verildi. Nasıl olsa seyirci yok denildi. Yönetebilir denildi. O maç yüzünden Tugay Kağan Numanoğlu 1-1,5 sene kaybetti. İki takımı da memnun edemedi, mutlu edemedi. Ağır eleştirisine maruz kaldı. Sonra toparladı, çok iyi noktaya geldi. Geçen senenin yıldızlarından biriydi. Ama tamamen kişisel... Hırsla gelen yeni bir merkez hakem kurulu yüzünden hakemliğini bir gecede yok ettiler çocuğun. O da gitti. O kısmını geçeyim ama derbiye atanmasının ne kadar riskli olduğunu Tugay Kağan Numan'ın örneği de var. Daha 8. maçındayken derbiye verdiniz. Evet. Biz bırak derbileri, biz hakemliğe başladığımızda pek çok bugün üst düzey hakemleri de eskiden yapanlar da hepsi. PAF derbisi geldiği zaman bile heyecanlanırdık biz ya. PAF derbisi. Sen 8. maçında adamın... Hakemlik başlangıcından itibaren hayal kurduğu maça 8. maçında, 10. maçında veriyorsun bu çocuklara. Karşında ne oluyor? Yok oluyor hepsi. Erken yaşta yok oluyor. Şimdi Oğuzhan, çok şükür ben biraz Atilla'nın bütün yükü üzerine aldığını düşünüyorum. Genel kulüpler ve kamuoyu olarak. Oğuzhan'a çok söz eden yok çok şükür. Herkes var üzerinde yani gidiyor. Yani ilk Okay'ın golünü verseydi... Verseydi yani orada çalmasaydı belki Oğuzhan Çakır'a bu kadar yüklenilmeyecekti. Evet evet. Atilla Karaoğlan üzerinden gidecekti mevzu.